Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyiyim. Dişçime geldim. Geçmiş yani olsun. 20 yıldır dişçim bu tarafta. Ben karşı yakada oturuyorum. Ama gelmek zorunda kalıyorum. İşte diş bakımları yapıldı. Estetik bir dişler. Ya temiz olmak, evet, pak olmak. Evet. Güzellikten ziyade artık belli bir yaş ve belli bir yaşanmışlıktan sonra daha çok sağlıklı ve temiz olmaya özen gösteriyorsunuz. Yani güzellik mefhumunu daha gerilere atıyorsunuz. Böyle büyümek böyle bir şey demek ki. Evet. Bunun haricinde var ne yok, neler yapıyoruz? Her şey çok güzel. Bir YouTube programına katıldım. Çok büyük bir izlenme aldı 5 günde falan ve hemen arkasından YouTube teklifi aldım ama çok güzel bir firmadan. Ve bir YouTube programı yapıyorum ama gece şovu çok özlendi. Gece eğlencesi çok özlendi. Gece şovu yapacağım. Konuklar olacak, işte izleyiciler çok kalabalık olacak. Müthiş bir dijital bir proje hazırladım. Bayıldılar sağ olsunlar. Çok ciddi bir medya şirketiyle çalışacağım. Yani yaklaşık 15-20 tane YouTube programları var. Onlarla birlikte çalışacağız inşallah. Çok güzel. Onun harici son dönemde çalışmamanın sıkıntılarını, huzursuzluğunu ve dolmuşluğunu yaşıyorum ve bunu böyle çok güzel kanalize edeceğim kendi programımda. Çünkü artık gerçekten bir şey yapmam gerekiyordu. Yapsam da şarkıcılık anlamında istediğim noktalara vardırmıyorlardı beni. Engelleniyor muydu? Hala da gitmedim. Ülkemde mücadeleye devam ediyorum. Engelleniyor musun Sevda? Engellenmek değil ama 5 isim etrafında geziniyor menajerler, yapımcılar. Bir gün onlar da duvarlara bakıp telefon bekleyecekler. Hayat böyle bir şey. Bir gün onlar da beni aramıyorlar artık diyecekler. Ben hiçbir zaman demedim. Her zaman güçlü kadın oldum. Her zaman sporcu kadın oldum. Ne yapmak? Bu sevda bitmez yani. Bu aşk burada bitmez. Ya, bu sevda bitmez. Hayır. Ben az mücadele etmedim kendi ülkemde. Kötülüklerle, iftiralarla, korkunçluklarla çok savaştım. Ben kendimi niye bitireyim? Ben deli miyim? Ne içki içiyorum, ne Allah korusun başka olumsuz maddeler, sigara bile kullanmıyorum yani. Bakıldığı zaman uzun bir yaşantımız var. Hayvanlarla ilgili ama sadece bir yaşantı. Ne yapma? Sokak evet. Hayvanlarıyla yine mamalar dolu bu çantada bile. Bu kadar. Düzgün yaşam ve düzgün yaşamaya çalışıp temiz yaşamak Türkiye'de alkış almıyor. Evli adamlar onunla bununla böyle saçma sapan, korkunç yani çok çirkin hayatlar gündem oluşturuyor ve teklif alıyorsunuz. Ama bu benim ruhumla orantılı bir şey değilse, yani kalbim, ruhum çirkinliği sevmiyorsa, evli erkekler, çirkin hayatlar, paralı adamlar bunları sevmiyorsam üzgünüm, kendimi değiştiremem, gündem olacağım diye. Ben temiz bir şekilde az olayım, öz olayım ama düzgün gündemlerim olsun. Şunu da soralım. İnşallah. Maalesef ikimiz acıyarak haberleri okuyoruz, takip ediyoruz. Ülkemizin bitmeyen yarısı, gündemden düşmüyor. Genç kızlarımız, kadınlarımız olan şiddet, korkunç, cinayet. Ne demek istersiniz? Yani ben ne diyeyim yani ki, ne desem, bu zaten ne desem, ben neler söylemek istersiniz? Düşünmeyin ki ben bu ülkenin bireyiyim, ben bu ülkenin vatandaşıyım. Her an için benim de başıma her şey gelebilir. Korkularla yaşıyorum kendi ülkemde. Bakın yurt dışını, dünyayı gezdim sayılır. Avrupa ve Amerika ve bir sürü yerleri gezdim. Kendimi oralarda çok üzgünüm ama daha güvende hissediyorum. Siz ne kadar acı gece değil mi? Sokağa çıktığı zaman bir endişe. Ben gece bile çıkmıyorum. Ben zaten 20 yıldır gece sokağa çıkmıyorum. Diğer bir ülkenin böyle arkanızı dönüp kontrol ediyor musunuz? Ama şöyle söyleyeyim. İşiniz var mı? Mesela yurt dışında ve bütün ülkelerde çok rahat gecenin saat 3'ü 5'i çok rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyorsunuz. Ya sokağa da geçtim. Gündüz alışverişe gitmekten. Ben genelde dışarıdan geçittiriyorum. Alışverişlerimi dışarıdan yaptırıyorum. Benim artık kapıyı açacak cesaretim yok. Ben güvenliğime diyorum ki kapıyı assınlar diyorum. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Açamıyorum o kapıyı. Ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum açıkçası yani. Böyle bir, hayır. İyi diyelim, olumsuz bir şey yaşadınız mı? Gittiğiniz yani bir tane medya, sokakta, evime işte sadece bir kere hırsız. Taciz olsun da herhangi bir şey, fiziki bir temas, bu zamana kadar karşılaştınız mı hiç? Bunu taşıyor olmak benim için utanç verici bir şey.
Ben bunu taşımayı hiçbir zaman planlamamıştım bu hayatta. Kötü bir dönemde bu dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Kötü bir zaman, kötü bir süreç hepimiz öyle. Sizler için de bu kadar masum erkekler varken biz bütün erkeklerden korkar olduk. Anladık da nedir efendim bu? Bu bayıltıcı bir sprey. Saniyesinde güçlü bir şey, bayağı güçlü. Ben bunlarla niye geziyorum ki yani? Arkama bakarak niye geziyorum? Birini paranoya yaptım, biri beni takibi gözlemlettim. Bak, bizi soktukları psikolojiye bak. O yüzden rica ediyoruz. Artık yalvarmak değil hadisenin de dediği gibi. Hiç kimse yalvarmak zorunda değiliz. Bu ülkenin vatandaşlarıyız ve bunu istiyoruz. Lütfen artık adalet daha güçlü çalışsın. Bu sapkınlara ve sapıklara, bu canilere geçit vermesinler. Vermesinler. Cezalar mı sizce? Hadi ben kendimi koruyabilirim. Güçlü bir kadınım. Küçücük kızlar bak ne haldeler ya. Sevda Hanım, size cezalar mı yetersiz? Bu aşamada çok bir şey oluyor. Düşünüyor. Şimşek mi çakıyor? Bir şey oluyor sanki. Sevda Hanım, cezaların yetersiz olduğunu mu düşünüyorsun? Yetersiz değil mi sizce de? Yani o şimdi o çocuk diyeceğim olmayacak. Adam diyeceğim yine adamlığa sığmayacak. O yaratık intihar etmeseydi yine serbest kalacaktı bir şekilde birkaç sene sonra. Akıl almaz şeyler yaşıyoruz. Çok rica ediyoruz hakimler, savcılar. Sizlerin, kızların da başına gelebilecek olan bir durumdu. Her an için kimlik tanımıyor bu işler. Kişilik, meslek tanımıyor. Lütfen savcılar, hakimler, ne olursunuz artık bundan vazgeçin, bu kadar küçük cezalar. Biz kadınlara kendilerini daha güvende hissetmeleri adına ne tavsiye edersiniz? Bu şekilde yazık biber gazı alıp çantalarına mı koysunlar ya da olur işte açıyorum. Olur mu? Her... Kendini korumaları açısından bir takım işte dövüş sanatlarıyla mı bilensinler, ne yapmalılar? O bir çare değil. O bir çare değil. Bu sapıkların elinde bıçak ve silah olduktan sonra o bir çare değil. Çare sadece gerçekten artık şu cezaları gözden geçirip bunların hak ettiği sonsuz bir ceza verip bunları artık böyle hücrelerde çürütmek. Bu caydırıcı bir önlem olur. Ama adam diyor ki alttan sıkarım şu kadar yıl yerim, üstten sıkarım bu kadar yıl. Ya bu olabilecek bir şey mi? Lütfen artık ne oluyorsunuz? Biz kadın ölümleri, biz kadınlar, biz doğurgan, biz anneler, biz dünyanın en şefkatli varlıkları bu davranışları hak etmiyoruz. Bugün burada konuşurken belki bir saat sonra ölmüş olabilirim. Hayatın ne getireceği belli değil. Çünkü insanlar rayından çıktı. Sapkın sapkın işler, sapkın düşünceler, şeytani boyutlarda yaşıyorlar. Allah'ım onlara... Peki, Sevda Hanım, şimdi söyleyeyim. Mesela Amerika'nın bazı eyaletlerinde işte idam cezası da var. Bazı yerlerde böyle kadın cezası var. Yani bu tür şeyler uygulamıyor. Ben yanlış kelimeler bazen konuşuyorum. Geliyor mu sizce? Bazen olabilir yanlış. Ya da tabii Türkiye'de bu tür cezalar düşünülebilir mi sizce? Yani önleyebilir ay misin? Ay ne olur ya. Artık ne olursunuz. Yarın yine mi bir kız ölecek yani? Lütfen bir ceza dediğimiz sadece bir cezaevinde onları beslemek, benim paramla, onun parasıyla beslemek değil. O pisliklerin ya zehirli iğneyle ya da elektrikli bir sandalye ya da neyse ne, ama artık gerçekten bunların yaşamaması gerekiyor ki ön ayak olunsun. Yani bu çok caydırıcı bir durum olabilir ama bizim ülkemizde hala ya inanamıyorum. Yani yedikleri cezalar çok komik. Ve ölüm bekliyoruz. Yani olacak bir şey mi? Siz hiç başınıza böyle kötü şeyler gelmiştir ama bir tane hırsızlık olayı var. Bir tane sadece hırsız nasıl burun burnuna gelmişti. Onu da sevgiyle, bakın yine bir hırsızı bile şefkatle, sevgiyle onu bile evimden yollayabildim nasıl? Yani. Nasıl? Cihangir'de eski bir binada oturuyordum. Uykumdan sesle uyandım ve karşımda resmen açılmış bir kapı ve bir adam duruyordu. Soğukkanlı olmasaydım belki beni öldürmüştü. Ben ona o kadar güzel konuştum ki, o kadar sevgi dolu. Ama ben bunları yaşamak zorunda değilim. Nasıl yani? Ne yapacakmış? Hırsız, bildiğiniz hırsız. Nasıl? Bildiğiniz hırsız içeri girmiş. Yani. Tabii. Karşımda duruyordu. Ne dedi? Yani. Mazereti ne oldu yani? Ya çıktı. Ben uykuda uyandım. Aslında hala rüya gördüğümü zannediyordum o an. Çünkü ses duydum. Kedilerim var ya benim. Kedilerimi çıkardığını düşündüm. Karşımda bir tane herif duruyor yani. Adam duruyor karşımda şöyle. Yanlış daireye geldim dedi ama yanlış daire olması mümkün değil. Cihangir'de evler eski ve her katta birer daire var. Altta kimin oturduğunu da biliyorum. Böyle bir şey yaşamıştım ve sevgiyle, sakinlikle onu uzaklaştırdım. Ne dediniz mesela? Yani bir basamak aşağıya indi, tekrar geri gitti. Ne dediniz? Yani benim yalnız yaşadığımı ve ağır hasta olduğumu söyledim.
Ona kanser hastası olduğunu söyledim. Söylemek zorunda kaldım. Yani hırsızı bile vicdana getirdim, düşünün yani. Mecbur kaldım böyle bir şey. Ben ölüyorum, benim gerçekten çok ağır bir hastalığım var, kanserim dedim.